Semih Yanlıyaz adlı kanalımdan selamlar, sevgiler. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim kahvaltıya daha çayınız demlenmeden 5 dakikada hazırlayabileceğiniz hazır yufkayla tavada doyurucu bir gözleme hazırlayacağım. İçinde hem yumurta hem de peynirli bir iç harcı olacak. Ev halkı çok seviyor. Hemen hemen her hafta sonu kahvaltıya yaparım. Bir kase lor peynirinin üzerine yarım demet maydanoz kıydım. Biraz da kaşar peyniri rendeleyerek hepsini karıştırıyorum. Siz de istediğiniz peynirle yapabilirsiniz. Lor peyniri biraz kuru, yağsız olduğu için ben kaşar peyniri rendeledim. Yağlı beyaz peynirle de karıştırabilirsiniz. Bir tane yufkayı masaya açtım. Bir ucundan ortaya doğru katlıyorum. Her bir yufkaya bir tane yumurta kullanacağım. Bir tane yumurtayı kaseye kırıyorum. Yumurtayı çatalla iyice çırpıyorum. Yufkayı katladığım kısma 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koyuyorum. Ben zeytinyağı kullandım. İsterseniz ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Ya da tereyağı eritip tereyağından da sürebilirsiniz. Tereyağlı da lezzetli olur. Çırptığım yumurtayı yufkamın üzerine döküyorum. Yumurtayı yufkanın katlı kısmına, ortasına yayıyorum. Uç kısma da fazla getirmeyelim. Oradan yumurta akabilir. Yumurtanın üzerine de hazırladığım peynirli harçtan koyacağım. Hazırladığım peynirli karışımdan da bol bol koyuyorum. Ben bazen peynirin içine ıspanağın yapraklarını ya da pırasanın yeşil kısmından doğruyorum. Çok lezzetli oluyor, börek gibi. Şimdi yufkanın kenarlarını koyduğum iç harcın üzerine doğru katlıyorum. Yufkanın karşı ucunu da yine üzerine katlayalım. Böyle bir dikdörtgen oldu. Bu hazırladığınız gözlemeyi tavaya koyup o pişerken diğer gözlemeleri hazırlayabilirsiniz. Ben çekim yaptığım için gözlemelerin hepsini hazırladım ve daha sonra pişirdim. Biz 4 kişiyiz. 4 tane gözleme hazırladım. 4 tane yufkaya 4 tane yumurta kullandım. Bizim için 4 tane gözleme yetiyor, artıyor. İç harcıyla, yumurtasıyla doyurucu oluyor dediğim gibi. İkinci gözlemeyi hazırlarken de şöyle hızlıca göstereyim. Daha sonra pişirmesine geçelim. Kanalımda birçok kahvaltılık tarifler var. Oynatma listesini videomun sonunda ekran görüntüsü yapacağım. Üzerine tıklayarak bakabilirsiniz. Dört tane gözlemeyi hazırladım. Şimdi sıra pişirmesine geldi. Ocağıma geniş bir tava aldım. Önce tavayı iyice ısıttım. Isıttıktan sonra ilk gözlemeyi koyuyorum. Ocağımın ayarı da en kısıktan birazcık daha açık. En kısık derecede pişirirseniz yufkalarınız kurur. Çok yüksek olursa da içi güzel pişmez. Böyle çevire çevire her tarafını denk bir şekilde pişiriyorum. Gördüğünüz gibi tavayı yağlamadım. Güzel kızardıktan sonra diğer tarafını çeviriyorum. Tava biraz küçük geldi. Yufkanın kenarları kıvrılıyor. Daha büyük tavanız varsa onda daha rahat pişirirsiniz. Gözlemenin pişen tarafına hemen tereyağı sürüyorum. Tereyağı daha da lezzetlendiriyor. İsterseniz fırçayla sıvı yağ da sürebilirsiniz. Diğer tarafını da aynı şekilde ve böyle döndüre döndüre pişiriyorum. İyice kızartalım. Diğer tarafını da pişirdikten sonra bir tahtanın üzerine alacağım. Yağlamadığım tarafı üste getiriyorum. Yine tereyağıyla yağlayacağım. Tavadan indirince böyle çıtır çıtır kuru gibi görünüyor. Diğer gözlemeleri de pişirip böyle üst üste yağlayacağım ve gözlemelerim yumuşayacak. İkinci gözlememi de pişiriyorum. Pişen yüzünü tereyağıyla yine yağlıyorum.
Kenarlarını, her tarafını iyice yağlayalım, yumuşasın. Pişirdiğim ikinci gözlemeyi de diğer gözlemenin üzerine koyup yine yağsız tarafını yağlıyorum. Diğer gözlemeleri de böyle üst üste yağladım. Üst üste olduğu için hemen yumuşuyorlar. Bir taraftan çayı da demlemiştim. Gözlemelerimizi dilimleyelim. Aslında her öğün yapılabilecek doyurucu bir tarif. Canınız börek gözleme istediğinde ya da aile misafirlerinizi tavada böyle 5 dakikada yapabilirsiniz. Şöyle yakından içini de göstereyim. Bu gözlemeyi ıspanaklı ya da patatesli bir iç harcı hazırlayarak da yapabilirsiniz. Kahvaltılık hazır yufkayla tavada 5 dakikada gözleme tarifim bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Henüz kanalıma abone değilseniz, destek verip abone olursanız sevinirim. Yeni tariflerimden hemen haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Tariflerimi oradan da paylaşıyorum. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereket hiç eksik olmasın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.